Peki sevgili Erman Toroğlu, Erman Hocam dedik ki geçen hafta Yaşar Kemal Uğurlu'ya Adem'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda bir hakaretli bir ifadesi var. Orada ceza 3 ila 7 maç ceza limiti. Adem 3 maç ceza alınca bir haber geldi. Hakem camiasında bir rahatsızlığa yol açmış bu durum. Dışarıya haber çıktı. Bir de para cezası da en alt limitten. Adem de en alt limitten ceza alınca ya bizim hakkımız korunmuyor mu diye serzenişler var. Böyle bir söylemler var dışarı yansıyan. Ben size bunu söyleyince siz dur bakalım orada onun başka yönü de var dediniz. Madalyonun diğer yönüne ilişkin bir arkası yarın yapalım. Dün başladığımız yerden şu son bölümde devam edelim hocam. Ya hocam bu hakem olayı yani artık herkesi sıktırdı. Yani herkes sıktı bu olaydan. Bıktı. Yani hem sıktı hem bıktı insanlar. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum. Bu alemi düzeltmediği müddetçe Türkiye'de futbolun hiçbir yere gitmeyeceği çok net, onu söyleyeyim. İstediğiniz kadar iyi çalışın, istediğiniz kadar ne yapın. O alemi düzeltmediğiniz zaman hiçbir yere varamazsınız. O alemin içinde virüsler var. Koronavirüs o alemin içinde 30 senedir var, 40 senedir var. Orayı temizleyeceksiniz. Orayı temizlemek için de orayı bilmek lazım. Bakıyorum nereye elini açsan kalıyor. Şimdi mesela işin başında Zekeriya var. Avrupa'da hiçbir takımda, hiçbir ülkede hakem aleminin dışından gelen bir MHK başkanı yok. Bir tek bizde var Zekeriya. Bu şunu gösteriyor zaten. Hakem aleminin başına gelecek bir kalitede bir adam yok bizde. Hakikaten de doğru. Çünkü gelenleri görüyoruz. İşte bir kısmı televizyonda çalışıyor, bir kısmı gazetede çalışıyor. Bence Zekeriya'yı da yiyecekler. Yiyecekler. Tabii yiyecekler. Zekeriya'yı yiyecek hakem alemi. Burada Nihat Özdemir'e iş düşüyor. Nihat Özdemir, Zekeriya'nın arkasında durup gerekli reformları yaparsa eğer, bunu çıkarırsa bu alem biraz düzelir. Ama o reformları çıkartırlar mı? Mesela benim duyduğum reformlar. Evet. Gazetelerde, televizyonlarda çalışanlar bir daha gözlemcilik MHK yapamayacaklar. Ha, mevzuat değişecek Evet yani. evet. İşte akraba olan hakemler işte aynı kademede bu işi yapamayacaklar. Size bir şey söyleyeyim. Dünkü maçın yani var ya hani dünkü maç meşhur. Kimdi hakemi? Hüseyin Göçek. Ankaragücü 5 Hüseyin Göçek. Onun gözlemcisi Adnan Bataş Şeker Bey. diye bir vatandaş. Evet. Gözlemcisi. Bu hakemlere bol keseden puan veren bir gözlemciymiş. Bir sıfırlı hocalar vardır, bir de 10 verenler vardır. Bu 10 verenlerdenmiş. Şimdi bak. Güzel hocam, 10 veren iyi bir bir gözlemci. Bol keseden. Peki. Bu adamın oğlu Burak Şeker Pazartesi günü de Adana Demirspor, Osmanlıspor maçını yönetecek. Şimdi ya çok uzağa gitmeyin. Ahbap çavuş ilişkisiyle bu alem gelmiş buraya. Çok net Zekeriya'nın daha da önemlisi Nihat Özdemir'in bu işleri temizlemeleri lazım. Yoksa bunları temizlemezseniz bu işler gidecek. Biz de konuşmaya devam ederiz Ben hala. şimdi mesela Zekeriya'nın öyle zannediyorum. Kaç yaşına geldin? 60-65. Gözlemcilik biter. Onunla mı diyeceğiz? Gözlemcilik yapamazsın. Dediğin zaman şu anda komitede olan Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen gözlemcilik yapamayacaklar. İsterler mi bu kanun çıksın? Bunlarla iyi geçinen yöneticiler, X yöneticiler, X takımların Y yöneticileri bunlarla münasebetleri iyiyse isterler mi bunlar dışarıda kalsın? Peki o zaman bunları Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu okeyler mi acaba? Bir kısmı dışarıda kalacaklar. Ya arkadaşlar size temelden bahsediyorum. Evet. Bakın bu işler yani Adnan hakikaten Şeker'in kötü. abisi de temsilci Son mi hocam? ne kadar Süper çocuklar? Lig'de Adnan Şeker'in abisi de temsilci mi? Son bir dakika. Abi Adnan Şeker gözlemciymiş maçı.
Adamın oğlu Osmanlı, Adana'da Osmanlıcı borcu. Ya bunlar hep ahbap çavuş ya. Baba, oğul, amcanın oğlu, teyzesinin kızı. Dolayısıyla filan size gidiyorlar. Şunu söylüyorsunuz Erman abi. Yani bu mevzuat değişiklikleri yapabilirse zaten Zekeriya... Hocam keseceksiniz, keseceksiniz. Atacaksınız dışarıya, dışarıya. Erman Hoca doğru söylüyor da Zekeriya bunu yapmadı. Ben yani çok Riva'ya gittiğini, orada işleri bırak, yani çok gitmediğini, işleriyle ilgilendiğini Zekeriya abinin düşünüyorum. Barış Hoca'ya işte bırakmış. Çok takip ediyordu ama. Ya Barış Hoca'ya bırakmış. Trabzonlu işte dün konuştuk genelde. Bir de atamaları da Ünsal Çimen'le Oğuz Sarvan'a bırakmış. Ben daha önce onun için geldi. Evet Zekeriya ama gerekli yaptırımları, operasyonu yapmadı. En büyük sıkıntı bu olduğunu düşünüyorum. Erman Hoca'nın dediği doğru. Hakemliğin mesela 18 tane kuralı var değil mi hocam? Hocam son saniye. Mesela kurallar çok önemli. Mesela Zekeriya abi biliyor mudur, bilmiyor mudur onu da bilmiyorum. Ama mutlaka ben hakemliği yapmış, iyi bir hakemin mehakemin başında olmasını düşünüyorum. Zekeriya başka görevlerde olabilir. Çok dürüst, çok düzgün bir insan ama burada gerekli operasyonu bu sene yapamadı hocam. Ya sen de geçen senenin en sorumlu bir adamı seviyorsun hocam. Da. Başakşehir maçına tayin oldu. Şimdi ben bunu bekliyordum. Önemli maç çünkü. Bayağı köşe maçı maç. Şimdi ikinciyi bekliyorum. Hocam. Halis Özkahya acaba bak Başakşehir'e hangi deplasman maçına tayin olacak? Bak çok önemli bilgi verecektim hocanın söylediğine bak. Reklama gitmeyeceksek çok önemli. Reklam geçti yarın, zaten. Yarın istiyorsan vereyim. Yarın çok önemli. Edelim. Çok önemli bu yarın konuda Hüseyin Göçek'le ilgili somut bir şey söyleyecektim. Dünkü maçla ilgili. Niye verilmez diye sen dedin ya verilmez. Niye verilmez biliyor musun? Yarın mı? Vaktimiz yok mu? Hocam yarına kalsın. Tamam. Onun tamam, da arkası yarın tamam, yapalım. Okay. Siz yarın söylediniz mi hocam o şeyi tamamladınız mı sözünüzü? Doktorum zaten bitmiş. Baksana program gidiyor. Aynen bitti. Yoksa karşılıklı yarın, ben Erman Hoca'ya bir şeyler bitmez, sorup hocam yarın. Bir yerlere gelecektik. Yarın yapalım. Tamam arkası yarın yapalım. Reklamı ihmal etmeyelim. Önce bir basın toplantımız var. Maç sonu basın toplantısı. Ardından da veda ediyoruz ama yarın akşam çok yoğun bir gündemle takım oyunu olacak. Yarın maçlar fazla. Oyunla ilgili kazandığımız için tabii ki mutluyuz. İki haftadır kazanamıyorduk. Bu galibiyet bize moral oldu, oyuncularımıza da. Bölüm bölüm oyun içerisinde çok iyi oynadığımız bölümler var. Özellikle son yarım saatte çok yüksek tempomuz vardı. Rakip karşılık vermekte zorlanınca oyun bizim lehimize son yarım saatlik bölümde çok kolay oldu. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş herkes maç oynayacak seviyeye geliyor. Çok 3 aylık bir aradan sonra kolay değil tabii. Bu sıcak havada oyuncuların mücadele etmesi. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Genç oyuncularımız vardı bugün. En baştan başlayan, sonradan kattığımız, altyapıdan gelen oyuncularımız. Onlar da yavaş yavaş takımımıza alışmaya başlıyorlar. Onların da performansından özellikle memnunum. İnşallah bu süreklilik bizim adımıza devam eder. Hocam sorular var. Sabah gazetesinden Ugün Şahin oldu. Geçen haftaki hücum dörtlüsünü tamamen değiştiniz ve çok farklı sonuç geldi. Başlıklı etkenler nelerdi ki maça? Hücum dörtlüsünü değiştirdik derken biz zaten hücumda 4 tane kenar oyuncumuz var. Yalens'le başlıyoruz, Enkudu ile veya Diaby ile, Boyd ile başlıyoruz kenarlarda genelde. Geçen haftaki performanslar çok beklediğimiz gibi olmadı. Bu hafta farklı bir ikiliyle başladık. Hafta içinde de oyuncularla ciddi bir toplantı yaptık. Özellikle konsantre olmayla ilgili. Çünkü büyük takımlarda maalesef hedeften uzaklaşınca işler çok zorlaşıyor. Hem teknik direktör için hem oyuncular için gerçekten işler çok zorlaşıyor. Biz bu safhada oyuncularımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Konsantre etmeye çalışıyoruz. Kendimizi konsantre etmeye çalışıyoruz. Çünkü Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan, kupa kazanmaya oynayan bir camiadır. Ama şu anda maalesef bu sezon bunların çok uzağında kaldığımız için maçlarda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Konsantrasyon sıkıntısı yaşıyoruz. Yavaş yavaş bunu çözmeye çalışıyoruz. İşte bu hafta iyi bir oyun oldu. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Konsantreydiler, iyi mücadele ettiler. Özellikle tempomuz çok yüksekti. İkinci yarıdaki yüksek tempo farklı galibiyete sebep oldu bana göre. O yüzden bu haftayı iyi bir sonuçla kapattık. Kalan 6 haftada da inşallah iyi sonuçlarla kapatmak istiyoruz. Ogun Şahinoğlu'nun ikinci sorusu. Ersin ve Rıdvan'ın performansını nasıl buldunuz? Erdoğan ve Kartal da bugün şans buldu.
altyapıdan yetişen bu isimlerle Beşiktaş'ın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi genç oyuncularla ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Türkiye'de çok ciddi sorunlar yaşanıyor genç oyuncularla ilgili.